STK'ların ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani Kesinlikle. STK'lar demokraside olmazsa olmazlardan. Evet. Günün sonunda ticaret sanayi odası da bir STK. Şöyle bir laf dolaşıyor. Vali Bey'in 16'sından sonra ticaret ve sanayi odasının OSEB'de organize sanayide etkilerini bir şekilde etkisiz hale getireceği söyleniyor. Bu yapılırsa bana göre STK'lara ve demokrasiye bir darbedir. Kısıtlama mı getirilecekmiş başkanım? Evet, ayın Kısıtlama. 16'sında bir toplantı 16 varmış. Ağustos'ta, evet. Büyük Yetkiler kısıtlanacakmış. ve burada Vali Bey'in Ticaret ve Sanayi Odası'nın yetkilerini bir şekilde etkisiz hale getireceğini, yanlışlayacağı söyleniyor. Tabii bununla ilgili sizin de söylediğiniz gibi bir firmanın anlaşması olduğu, onun da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimin kabul etmediği, organize sanayinin menfaati olmadığı için farklı bir sözleşme yenileyip onu imzaladıkları söyleniyor. Bu, eğer Vali Bey böyle bir şey yaparsa, çünkü yıllardır temayüller Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimin etkili olduğu yapılıyor. Bugün böyle yapılırsa o zaman kamuoyuna çıkıp nedenini açıklamaları lazım. Yoksa ben keyfim istedi, böyle yaptım demek bir nevi sivil toplum kuruluşlarına darbedir. Bunun yapılmaması lazım. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah Şimdi diyelim ben ya. biz de bir medyanın içerisinde insanlar olarak tabii ki Ticaret ve Sanayi Odası'nın biz de birçok eksiğini görüyoruz, yeri geliyor eleştiriyoruz. Ama bu değildir ki onu yok saymak, onu çünkü günün sonunda bu yönetim de bir seçimle gelmiş binlerce şirket sahibi, sanayi sahibi bu insanları seçmiş. Yani işin doğru bugün Vali Bey bugün burada olur, yarın olmaz. Neden böyle yapıyor, kimden dolayı böyle yapıyor o da ayrı bir konu. Ziyaretlere gittik, Ticaret ve Sanayi Odası'na da gittik. Orada ben bazı şeyler duydum. Ya işte belediye başkanının Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na seni tutuklatırım demesi. Şimdi eğer Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bir suç işliyorsa, belediye başkanı da bunu savcılığa bildirmiyorsa o ayrı bir suç. Ama suçsuz bir insana, bir oda başkanına, binlerce şirketin seçtiği bir insana seni tutuklatırım demek, bu da eskiden hatırlattığımız farklı bir ağız. Bir suç işlemeyen bir insana tutuklatabiliyorsa bir güç, o farklı biz zamanda bazı şeylerden, gruplardan gördük onu ve bunun en büyük acısını da Umut Bey bilir, ben çektim Evet. iftiralarını. Biliyoruz, biliyoruz, Bu ağız evet. iyi bir ağız değil. Tabii burada biraz da zihniyeti sorgulamak lazım. Ya şimdi Malatya'da seçmenlerde 10 kişiden 7 kişi AK Parti'ye oy vermiş. Ya Malatya AK Parti en çok oy veren illerden biri. Yani 10 kişi oturduğun zaman 7'si AK Parti'ye vermiş. Belki Ticaret Sanayi Odası Başkanı AK Parti'ye oy vermiş bir insandır. Onu bilemem ama 10 kişiden 7 Evet. kişi vermiş. Burada siyasetten çok kişilerin biraz egolarından mı oluyor bilmiyorum. STK'ların aslında birlik ve beraberliği nasıl sağladığı, yani toplumu nasıl kenetlediği ve iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani STK'lara değer vermek lazım. Bir diğer tarafı da biz bunu artık haberde de yaptık. Umut Bey de bilir. Eyüp Çınar'ın ailesi belediyeye gidiyor. Belediye başkanlar Evet görüştürmüyorlar. evet Bir bunu dilenciye konuştuk. para verir gibi 350 lira para veriyor. Şimdi hangi merhamet sahibi, hangi vicdan sahibi bir için mücadele eden aileye bunu yapabilir? Bunu belediye başkanının danışmanı yapmış. Halen de orada duruyor. Ya bu kadar merhametsiz ve vicdansız bir bakış açısı olabilir mi? Ali Bey, ben çaresiz kalsam belki insanlara gidip ağız eğemem. Ama benim çocuğum için gider ağız eğerim. Bunu çocuk sahibi herkes bilir. Bu insanlara böyle bakan bir zihniyet her yere nasıl bakar? Ve en büyük cevap da bugün Eyüp Çınar'ın başarısı o kampanyanın tamamlanmasıyla o danışmana da cevap olmuştur. Değil mi? Evet. Şimdi bu zihniyet
Çok tehlikeli bir zihniyet. Yani bu bugün Büyükşehir Belediye Başkanı oy almışsa şahsına kimse oy vermemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyudur bu. Bugün AK Parti'de kim siyaset yapıyorsa Malatya'da aldığı oy Cumhurbaşkanı'na verilen oydur.